kaçırsın yine öldürür değil mi? Beni öldürecek yine konuştuğum yorum ya. Gel. Koltuğu var bak. Gerçekten bak lan niye yalan bakıyorsun? Bak ben koparacağım bile. Şurada sinek var. Var mı tutuyor? Şuradan mı döndü? Hasat durumu geçen seneye göre biraz daha sıkıntılı dediğimiz gibi. Fidelerimiz hastalanıyor. Mücadelesi maddi olarak sıkıntılı. Ürettiğimiz sebzeler geçen seneye göre fiyat yapmıyor. Fiyatlar ucuz. Ya geçen seneye göre aynı ama kullandığımız fide diyelim geçen sene 50 kuruşsa bu sene 80 kuruş 1 lira. İlacı ona göre %40 %50 zamlı. Hani bizim ürünümüzde bir %40 %50 zam yok ki. Çoğu ekildi mi? Hani bu yaş sebze biz bunda zam bekleyemeyiz ama bunda da ekim kontrolü yapılması lazım. Pazarda Eskişehir pazarlarından bahsedersek 2 lira 3 lira. Bizde burada 1,5 lira. 1 lira 20 kuruş gibi fiyatlarla alışveriş yapıyoruz. Eskişehir'le fiyat farkı olmaz ama şehir değiştiği zaman üzerine bir de nakliye biner. Hammaliyesi biner. O yüzden yani İstanbul'a gittiği zaman mesafe ne kadar uzarsa nakliyesi o kadar artıyor. Burada hammaliyesi tarlada bindir, orada indir. Bunlar hep tüketiciye yansıyan fiyatlar. İşte hastalıklarla mücadele olsun. Hava iklim şartlarının bir an soğuyup bir an ısınması. Tabii ki ürünü strese sokuyor. Üreticimizi strese sokuyor. En büyük sıkıntısı yine dediğimiz gibi üreticilerimizin fiyat dalgalanması. Fiyatını bilmemesi. Üretimi yapmışız kaça satacağını bilemiyor. İşte yine Eskişehir merkezi bir üretim alanı olduğu için Eskişehir pazarlarında tüketim daha fazla. Yani üretici tarafından daha fazla bir tüketim yapılmakta. Ama ne olursa olsun dış illere, çünkü bunu Eskişehir'in üretmesi, bitirmesi mümkün değil. Bundan dolayı büyük sıkıntı yaşıyor üretici. İşte Tepebaşı bölgesindeyiz yine. Burası olduğu gibi biber tarlası, domates tarlası. Her türlü üretimimiz var. Ama istikrar, fiyat, dengesi, yani üretici yarın ne yapacağına güven sağlayabilecek mesi için bu üretimi devam ettirebilmesi için çalışmalı. Maliyetlerin, zirai girdilerin ne olursa olsun düşürülmesi veyahut da buna bir el atılması lazım. Çok büyük sıkıntı olan bunlar. Evet, evet. Bunları hepsi. Bayram geçirdiğini.